tarzı. Onların kitapları o varoluş tarzı üzerinedir. Bir Yahudi kitabını açıp okurken, Tevrat'ı diyelim, okurken dua etmek amacıyla okumaz. Tarihte neler olmuş, nasıl olmuş, neler yaşanmış, onu okumak için açar. Bir Hristiyan için bu iş başka türlüdür. İslam dini dolayısıyla kendi bünyesinde çok farklı bir anlayıştır. Bir değerler sistematiğidir. Şimdi demin para dediniz. İngiltere'de 7. yüzyıldan itibaren biliyorsunuz peygamberimizin vefatından biraz sonra başlamış olan fütuhat hareketleri var. İspanya'ya kadar uzanmış. Fakat esas da Keltler var. Şimdi bakın Keltlerin tarihi Türkiye'de çok bilinmiyor veya ilgilenilmiyor veya Keltlerle ilgilenilmiştir de fazla öne çıkartılmamıştır veya Keltler konusunda bir iki kişi kendi gayretleriyle devletin yani haberi olmadığı için, Kültür Bakanlarının ise hiç mi hiç haberi olmadığı için ilgilenilmemiştir ama gerçekte Keltler Türkiye için en önemli halk topluluğudur. Meşhur Truva Savaşları Keltlerin savaşlarıdır. Yani bizim Truva'mız var ya. Truva Savaşları var. Truva Savaşları'nı yapan kimler? Keltler. Peki bu Anadolu denilen yerde yaşayan insanlar Kelt miydi? Evet, Galatayalılar. Bugün Galata kelimesini kullanıyoruz. İşte o Galatea denen yer Anadolu'nun göbeği. Batıda Uşak, Aydın, Eskişehir. Doğuda Sivas, Şarkışla civarı. Aşağıda Toroslar, yukarıda Tonya ve Merzifon, Samsun civarı. Bu bölge, bu anlattığım bölge Galatea. Yani milattan 700 yıl kadar önce Keltlerin gelip işgal ettikleri yer ve devlet kurdukları yer ve yaşadıkları alan. Bir an şey diyeceksiniz diye korktum, Keltler Türklerdir filan diye. yok. Çünkü öyle ya, her şeyi Türkiye ama bakın başka bir taraf var ki onu bu gece Türkiye ilk defa duyacak ve sanıyorum hani bu defa beni Türk Hava Yolları'yla değil belki başka uçaklar var mı bilmiyorum ama onlarla yarışıyor diye atacaklar şey tweet atacaklar. Şimdi İsa'dan önce bakın İsa'dan önce 700'lü yıllar Truva Savaşları'ndan sonra çok sonra Keltler buralara geliyorlar. O zamanki adı Anadolu vesaire değil, adı bile yok. İonya. Oradan giriyorlar Yunanistan üzerinden bizim topraklara, buraya giriyorlar. Girdikleri zaman buraya bir isim veriyorlar. Acaba nedir biliyor musun? Nereden kalktılar, nereye geldiler? Anladım. Nereden kalktılar? Galler'den kalktılar. Dikkat. Golova. Hani bugün Türkiye'de de satılıyor. Golova sigaraları var. Oradan geliyorlar. Galler'den geliyorlar. Ve Golova'dan Fransa üzerinden geliyorlar. Oradaki başkentlerinin adını getirip buraya veriyorlar. O başkentin adı ne biliyor musunuz? Türkiye. Nasıl Türkiye? Nasıl Türkiye? Yani Keltlerin en önemli şehrinin adı Türkiye. Ama Türkiye diye yazılıyor. Öyle Türkiye falan değil. Nasıl Türkiye? Veya Çince'de olduğu gibi Tu Kue falan değil. T-U-R-K-İ bir tek J var. J'de biliyorsun. Y diye okunur. Ve E. Türkiye. Bunu Türkiye duysun buradan. Bu topraklara bu ismi verenler, ilk verenler milattan 700 yıl önce Keltler. Keltlerin başkentinin adı Türkiye. Nasıl yani? Şelde Nehri'nin öbür tarafı
Türkiye. Peki nereden alınmış ya da biz bunu nereden biliyoruz? Allah, biz bunu nereden biliyoruz? Doğru ya. Bir de o var. Şimdi bakın nereden alınmış ve nasıl olmuş. Anallar var. Kelt analları. Evet. Ve Keltlerin biliyorsunuz Keltler pagan. Ve paganlığa inanıyorlar. Ve pagan rahipleri var. Kadın ve erkek rahipleri var. Druid. Druidler var. Druidler gerçekte bugün İngiltere kraliçesi de baş druiddir. İngiltere kraliçelerinin ünvanı, kralların ünvanı ve kraliçelerin en üst ünvanı baş druid rahibesi. Kraliçelerin baş druid rahibi. Hala günümüzde kullanılan bir ünvandan bahsediyor. Bugün kraliçe baş druid rahibesidir. Druidlerin, yani o papazların, priestlerin, bunlar aristokratlar. Gerçek aristokrasi Avrupa'ya druidlerle geldi. Onların bir sembolü var. Druidlerin sembolü golden bough dediğimiz bir sembol. Yani altın dal. Benim soyadım da oradan geliyor. Aa, çok güzel. Ökse otu. Altın ot. Yani altından bir daldır bu. Hı. Ökse otu diye bilinir. O druidlerin majik sihirlerini yaptıkları, törenlerini yaptıkları daldır. Altın dal. Ben bunun Türkçesini de Türkçe yazıp, yani Fraser'ın yazdığı büyük güzel bir kitap var. Onu da Türkçe'ye çevirip yayınlandı bu da. Altın dal diye isteyenler Türkçesini de okuyabilirler. Altın dal kelimesinin anlamını da öğrenebilirler. Druidlerin sembolik, yani druidleri sembolize eden dal odur. Golden Bough. Şimdi geçelim. Geliyorlar, savaşarak buraları alıyorlar. Aldıktan sonra da buranın adını Galatea koyuyorlar. Nereden kalktılar geldiler? Türkiye'den kalktılar. Türkiye'yi kurmak için geliyorlar. Milattan önce 700. Şimdi milattan önce 700. Önce 700 diyoruz. Aman dikkat, ben bir daha altını çizeyim. Ama milattan bu... sonra falan filan değil. Milattan önce 700. Nereden biliyoruz? Druidlerin tutmuş oldukları anallardan biliyoruz. Yani biliyorsunuz ben İskoçya'da idim. Evet, evet. Bütün bunlar oradan gelen bilgiler size. Bunları aktarıyorum şimdi. Türkiye, Turkey bilmem ne falan filan gibi değil. Türkiye diye yazarak verdikleri isim bu. Ama